Herkese selamlar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım benim, umarım hepinizin keyifçikleri yerindedir arkadaşlar. Evet, bugün sizlere çok ama çok farklı bir video sunmak istiyorum. Çok farklı bir içeriğim var arkadaşlar bugün. Özellikle rankçılar için harika bir içerik. Bugün uçaktan atlayıp en fazla nereye kadar süzülebiliriz yapıyorum arkadaşlar. Bakın bunu 3 şekilde yapacağız bugün. Normalde görüyorsunuz 20 kilometre ile gidiyor. Paraşütü açtığınız zaman, direkt paraşüt açıl kısmı çıktığı zaman paraşütü açıyoruz arkadaşlar. 20 kilometre ile gidiyor, tamam mı? Şimdi birincisini ben 20 kilometre tutmadan, işte sürekli böyle 22-23 kilometre, 24 kilometre, 25 kilometre bu arada tutarak ilerletip ne kadar ileriye gittiğimi bakacağım. Daha sonraki oyunda 1000 metrede ilerleteceğim. Bir de 2000 metrede ilerleteceğim. Bakalım 3000 metreye kadar uçabileceğiz mi? Bir de üçüncüsünü çekeceğim arkadaşlar. Atlayacağız. Uçağın hemen arkasından paraşütümüzü açacağız. Bakalım ne kadar uzağa gidebileceğiz. Görelim. Rankçılar, sizin baya baya bir işinize yarayabilir bu olay. Eğer bilmiyorsanız, ben gerçekten bu konuyu da araştırmış oluyorum. Ben bu konuyla ilgili pek bir bilgim yoktu arkadaşlar. Bu arada yukarıdan da bayağı güzel gözüküyor aşağısı. dediğim gibi 21-22 buralarda tutmam lazım. Ulan bayağı bir zor bu arada idare etmek. Birazcık rotadan çıktık. Yani buna artı bir 100 metre artı eksi olayı koyabiliriz. Biraz daha ilerleyelim bakalım nereye kadar ilerleyebileceğiz arkadaşlar. Evet, rotada tutmak bayağı bir zor olsa da rotada tutabildiğimiz kadar tuttuk. Evet, yavaş yavaş inişe geçti ama size bir şey söyleyeyim, böyle sürekli itmek pek fazla ilerletmedi galiba. Sürpriz olsun diye şey bitince açacağım. Evet, nasıl yapıyorum arkadaşlar onu da hemen size anlatayım. Rotayı direkt çiziyorum. Başlangıç noktasına bir işaret koyuyorum. Uçağın başladığı yeri de. Daha sonra da indikten sonra böyle haritayı açarak görüyoruz arkadaşlar. 1991 metre. Aynen. 1991 metre olarak ilerlemişiz. Hemen ikinci oyuna geçelim arkadaşlar. Let's go. İkinci deneme için hemen oyunu başlattım. Stalver'den başlayıp nereye gidiyoruz ya? Önce bir rotayı çizelim arkadaşlar. İşareti de koyduk. Tamam. Stalver'den Quarry tarafına doğru. Tamam. Oraya bir rotamızı çizelim. Çünkü rotayı niye çiziyorum arkadaşlar? Rotada tutmak için çiziyorum. İkinci denememizde 1000 metre kala, evet, başlangıç noktasından 1000 metre ilerledikten sonra süratimi 30 metre 40 kilometre saate çıkarıp tekrar geri bırakacağım. Bir de 2000 metrede aynı işlemi yapacağım. Bakalım ne kadar uzağa bizi götürecek arkadaşlar. Let's go. Evet, uçaktayız. Provamı tam olarak uçağa göre ayarladım. İleriye doğru itmeye başladım. Evet, atlak çıkarkenden atladık. Şimdi paraşütü açtık. Okey, bıraktık arkadaşlar. Böyle keyifli keyifli, aynen tam rotanın üzerindeyiz. Harika bir ilerleme. Tamam, bu şekilde ilerleyecek. Şu anda başlangıç noktasından bir 450 metre ilerideyiz. Okey, 1000 metre olduktan sonra süratimi 20 kilometreden 40'a çıkaracağım. Sonra 30'a çıkarıp bırakacağım. Bakalım bizi öyle ileriye itmek paraşütü açtıktan sonra daha ileriye götürüyor mu yoksa götürmüyor mu? Testimiz devam ediyor arkadaşlar. Let's go. 1000 metre kala iteceğim. 980 metreye kadar çıktık. Tamam, artık itelim. Şöyle bir 40 kilometre. Okey. Tamam arkadaşlar, saldık. Böyle keyifli keyifli, paraşüt açık, uçağa uçağa Erancılığın üzerinde gitmeye devam edelim. Ama sana bir şey söyleyeyim, ben böyle gidersem tam lakkadak bu suyun ortasına oturacağım galiba. Dur bakalım, Allah sonumuzu hayretsin. 2000 metre kala tekrar iteceğim. Bakalım ne kadar ileriye götürecek bizi. 1900 metreye kadar geldik. Hemen 2000 metre olunca, evet, itmeye başlayacağız. Şimdi burada bir 40 yapacağız. 30 yaptık, yapamadık. 40 yapalım bunu. Okey, biraz daha ittik. Okey, tamam. Bu kadar daha ittik. Tekrar saldık. Rotaya yerleştirdik paraşütümüzü. Bakalım nereye doğru gidiyoruz? Suyun ortasına doğru gidiyoruz. 300 metre kaldı yere. Artık inişe geçtik. Çok az kaldı. 2400, 2500 kadar civarı oldu. Bu arada da red zone düşüyor. Kafama düşer, seni göreyim. O roketlerden bir tanesi gelsin benim kafama düşsün lütfen. Video cici olsun. Lan uzak dur, uzak dur. Patlama lan kafamda. Allah'ım, böyle bir şey yok. Lan nereye düştük?
Çocuklar yani ayarlasam bu köprünün ortasına atlayamazdım. Oha, her tarafa da Redmond düşüyor. 2500 metre atladık arkadaşlar. Red Zone lütfen git. Evet, 2500 metre arkadaşlar. Hemen 3. denememize geçiyoruz. Let's go. Evet kardeşçiklerim benim. Şimdiki denememiz 3. denememiz. Uçağımız güzel geçer. George Pool'dan Pochinki üzerinden Mighty Power. George Pool'dan Mighty Power'a giden bir uçağımız var. Rotamızı çizdim. İşaretimizi koydum. 3. denememiz için. Selamünaleyküm. 3. denememiz için uçağa geçiyorum. Let's go. Uçaktan tekrardan selamlar canlarım. Evet. Videonun başında çok eksik olan bir şey vardı arkadaşlar. Ben like dilenmedim. O yüzden dilenmem gerektiğini hissediyorum. Kardeşçiklerim benim, iki gözlerim benim. Bakın yaşlanmaya da başladım. Lütfen kanala abone olmadıysanız hala daha lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri de tüm olarak etkinleştirmeyi unutmayınız. Bu arada da videoya da like atmayı unutmayınız canlarım. Ben sizleri çok seviyorum. Daha çok sevmem için bir like atın ya. Allah aşkına atın ya. Neyse videoya geçelim artık. Evet, paraşütümü açtım ben bu arada. Hiç dokunmadan arkadaşlar. 20 kilometre bölü saatte ilerleyeceğiz bakalım. Ne kadar ilerleyebileceğiz? Birinci denememizde 1991 metre ilerledik. Sürekli 20 kilometre, yani en düşük kilometrede tutmadık. Daha süratli gitmeye çalıştık. O yüzden sürekli iterek ilerledik. 1900 metreye gittik. İkinci denememiz daha iyiydi. İkinci denememizde 1000 metre olduğunda süratimizi 40 kilometreye kadar çıkardık. Sonra geri bıraktık. Sonra 2000 metre olduğunda tekrardan 40 kilometreye süratimizi çıkarıp bıraktık. Orada da 2500 metre ilerledik. Bakalım burada George Pool semalarında böyle tatlı tatlı 20 kilometreyle ilerlerken ne kadar ilerleyeceğiz canlar? Ben de çok meraklıyım. Hemen bakalım. Bu arada sizlere bir matematik sorum olacak arkadaşlar. Yorumlara da bunu lütfen yazınız, tamam mı? 3000 metre kaç kilometredir arkadaşlar? Ben bu soru, ya ben niye videodayken sürekli bana mesaj geliyor arkadaşlar? Ben anlamıyorum bu işi. Neyse. Burayı da kesmeyeceğim. Burayı da koyacağım anasını satayım. Neyse canlar. Böylece ben de sizi test etmiş olacağım. Videoyu buraya kadar kimler izledi göreceğim. Ne oluyor lan? Garet fişekler atılıyor. Bu arada şaka maka ben hemen hemen Pochinki'ye kadar geldim arkadaşlar. Artık inişe geçiyoruz. 200 metre kaldı yere doğru. Gördüğünüz gibi bakın hemen yan taraf Pochinki. Yani George Pool'dan Pochinki'ye kadar atlayabildik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Yani rota Pochinki'nin üzerinden geçse Pochinki'ye kadar ilerlerdik. Evet, bu arada kaç metre oldu? 2700. Wow. 2000. Allah Allah. 2800. 3000 olur mu arkadaşlar? 2800. 2900 metre olduk. Allah'ım bakamayacağım. 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 Durun inelim. İnelim. Ve indik arkadaşlar. 3000 oldu mu ya? Hemen bakalım. 3000. Yaşasın. 3000 metre oldu arkadaşlar. Güzel bir atlayıştı ve böylece videomuzda da sizlerin de gördüğü gibi arkadaşlar George Pool'dan Pochinki'ye uçmak mümkün. Yani efsane mi gerçek mi diye sorsalar gerçek deriz. Rankçılar, umarım bu fikirler, bu atlayış şekilleri hoşunuza gitmiştir. Arkadaşlar videoya like atmayı, kanala da hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ben buradan artık bir fight'a doğru ilerleyeceğim. Sizlerle başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. TriRG Gaming'le kalın arkadaşlar. Arrivederci.